Yanlıştan kaçış diye bir oyunumuz var. Her birimiz kendimizle ilgili üçer tane bilgi vereceğiz. Bunların iki tanesi yanlış, bir tanesi doğru. Bilen laps diyecek. Peki doğruyu nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Nasıl bulacağız? Doğru. Soru sorabiliriz birbirimize. Birbirimize soru soracağız. Kaç tane? Bir. Bir. Herkesin hakkı bir. Birer tane bir mi? Bir. Peki diyelim ki bulduk cevabı. Ne yapıyoruz? Şu mu? O kadar sert olmasak da olur bence ama. Ben çok hırslandım. Okey ben. Bir an önce başlamamız lazım. Okey ben. Başlamak ister misin? Heyecanlandım. Biliyorum, bu bana gelecekti, biliyorum. Hadi önce başla. Ben başlayayım. Birinin başlaması gerekiyor. Hadi o zaman moral alkışı. Hadi başla. Bakalım. İyi lan. İyi lan. Bir şey çok sinirlendiğim zaman bunu kendimde yok edebilmek için ütü yaparım evde. İlkokuldayken çok müzisyen olmak isterdim. Müzisyenden kastı bir şey çalmak mı? Şarkı söylemek, bir şey çalmak. Müzikle uğraşmak gibi. Evet, müzikle uğraşmak. Eğer bir süper gücüm olsaydı shapeshifting gücüm olmasını isterdim. Yani şekil değiştiren. Bunun üçü de doğrudur ya. Shapeshifter neden tam olarak? Bize peki bir kuple bir şey söyler misin? Hayır, söylemem yani sana. Niye? Vallahi iyi, herkese ya. Sadece ya işte ben yokum burada. Utanıyorum. Zaten evet. Bu yüzden vazgeçtim çocukluk hayalimden. İlk çalmak istediğim şey saksofondu. Ben doğru cevaptan çok uzaklaştım bu arada şu an. Bence şaşırtmaca yapıyor. Şaşırtmaca. Değil mi? Dilbazlık yapıyor. Ama bu kadar detay ver. Bu kadar detay niye verirsin abi? Doğru detay, doğru olan yani bir şey. İkna etmeye çalışıyor değil mi? İkna etmeye çalışıyor. Yapma İrem. Yapma ya. Mesela. Bak bu sorular güzeldi. Başarılı. Üçü de olabilir. Üçüncü cümle neydi? Marlon'la ilgili olan bir şey söyledi. Shapeshifter olmak isterdim. Neden diye sormuştu Leyla ilk söylediğini. Yani shapeshifter olsaydım eğer istediğim her karaktere bürünebilirim. Ben bir kararsın ya. Bilemedim. Çekimserim ben de. Ben ama Marlon diyorum ya. Doğru bildin. Güzel. Ama kafanızı iyi karıştırdın. Güzel. Bayağı yandı. Beynimiz yandı ya. Toplamda 3 tane dövmem var. Tatille ilgili en sevdiğim şey eve döndüğümde bavulumu boşaltıp her şeyi yer yerine yerleştirmek. O kadar hiç ikna etmedik, evet. Böyle bir imgesel pencere açıldı ya şu an kafamda. Söylerken kendi güldü zaten yani. Kendi inanamadım, çok saçma bir şey değil. Benim kemer daha inandırıcı. Şu mu yapıyormuş? Asla makyajımı silmeden uyumam. İlk cümle neydi, özür dilerim ya. Üç tane dövmesi var. Nerede görebilir miyiz o dövmeyi? Bir tane burada. Bir tanesi ve görünüyor şu an. Evet. İki dövmenin yeri neresi? Bir tanesi burada. Diğeri de şu tarafta. Ne olduğunu söyler misin peki üçünün? Mesela buradaki ne? Burada küçük prens var, burada annemin baş harfi var. Bir şey diyeceğim, bence bir tane daha dövmesi olabilir bu arada. Çünkü üç tane dövmesinin yerini gösteriyor. Bir tane göstermediği yerde olabilir. Bu arada şeyde, Gaziantep'te otelde böyle toplu bir görüşmüştük. Kim vardı odada hatırlamıyorum ama sonra ben Leyla'yı bir odasına bıraktım. Odayı da böyle hani kapı açıkken gördüm. Ve yani o bavul açıktı abi. O bavul yerde açık. Ya onu geç. Ben o yüzden girdim. Ya bunu açıklamasam olmazdı. Ben o bavulu gördüm. Çekimimizin belki ikinci ayı bitmişti. O bavul yerli yerli falan değildi abi. O büyük yani. Bir şey itiraf edeceğim şu an. Yani kaç ay sürdüyse çekimlerin son gününe kadar bavulumdan kıyafetlerim. Ya onu içine koydum. Zaten söylerken inanmadın ki, böyle yaptın. Kıkırdıya tabii. Ben inandım arkadaşlar. Neye inandın? Üç tane dövmesi olduğuna. Abi bence... Evet. Makyajını silmeden asla yatmaz. Evet i̇şte ya. Bu, bak işte görüyor musun? Bu. Sana verdim saygılar. Bana terapi gibi geldiği için, yani bana kendimi iyi hissettirdiği için evimi saatlerce temizleyebilirim. Sinemada izlediğim ilk film Aslan Kral. Sonsuza kadar belli bir yaşa dönmek isteseydim o yaşta 5 yaş olurdu. Neden? İşte çocukluk abi. Çocukluk. Niye 5 ama? 6 değil, 7 değil, 3 değil. Yani 5 diye tanımladım, bilmiyorum. Çocukluk dediğin zaman ilk sana yansıdığı şey. O kadar yalan ki şu an Aras, gerçekten. Neyi anlatıyorsun? Bir bana dön bir bakayım. Neden 5? Aslan Kral'ıyım değil mi abi? Aslan Kral'ı nerede izledin? Vallahi hatırlamıyorum. Gerçekten. 5 yaşında yani, izledi. O yüzden 5 yaşına geri dönmek istiyorum. Kaç doğumluydunuz hocam? Ben 89 doğumluyum. 89 doğumluyum. Teknik olarak olma ihtimali teknik var. Teknik olarak çok olur. Yüksek. Peki mesela evi temizlerken hani bir sıram var mı önce? Sıralama var mı? Önce lavabonun içini güzelce bir çitilerim falan. Evet. Yok, sıram yok. Yani iyi geliyor bana. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak ikisi büyük yalan. Temizlikte aynı yalan. Evet. Niye? Çok 5 yaşta mı yalan? Yani şeyin tabii. Ama bunu ben bastığım için cevap bana ait. Teşekkürler İlki. Buyurun. Beşer böyle düşünsün. Doğru cevap. Aslan Kral. Doğru. Sana bilendim kızım. Abi benim en sevdiğim
hayali karakter. Avengers'tan Iron Man. Şimdi benim dolap üzerine çok büyük takıntım var. Ya bir saniye arkadaşım, abi, cümlemi bitirebilir miyim? Yani renklere kadar takıntım yok ama yani yazlıklarım, kışlıklarımı, işte kısa kollu, işte gömlekleri, bunların hepsi ayrı yerdedir mutlaka. Uyanır uyanmaz güne duş alarak başlarım. Neden Iron Man? Çok seviyorum. Yani şeyini çok seviyorum. Hem kostümünü çok seviyorum. Evet. Hem güçlerini çok seviyorum. Oyuncuyu da seviyorsun. Oyuncuyu da seviyorum. Kim oynuyor Iron Man'i? Tony. Tony değil tabii ki de. Oyuncu kim? Robert. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Bravo. Evet. Tony Stark. Tony Stark. Ya Iron Man izlerken hiç ağladın mı? Oldu mu o? Hatırlamıyorum o kadar. Bunu hatırlamıyor olman bir şey geldi bana. Biraz daha sor. Aklım Iron Man'e gitti, özür dilerim. Dolap yanlış. Iron Man. Abi bu çocuk düzenli, tertipli, düzgün bir çocuk. Bu toplar odası. Sen bir şey mi? Ben bence bu oyunu kazan. Sen Iron nasıl Man. Bir yalan? Ben pislik bir insanmışım. Tamam abi. Iron Man miydi cevap? Yes. Sağlamazsın. Ağlamadığımı söylemedim. O sahneyi biliyor herkes. Yükseklik fobim var. Dünyada tek bir yiyecek kalsa onun avokado olmasını isterim. Üçüncüsü de şu. Gece gördüğüm bir rüyayı sabah hatırlıyorsam onu mutlaka yazarım. Ben buna inandım. Buna ben buna kesinlikle inandım. Ya aralarından bir kere senin yükseklik korkunun olma ihtimali yok zaten. Neden? Ben izledim seni çünkü başka arkadaşlar, işlerde, tepelere dağlarda, çıktık, dağları, tepelerde gezdik yani nerede? Tirat atıyordun sen. Hiç abi. Hiç oralarda umursamadan damga dumur iniyordun aşağılara. Yükseklik korkusu olan bir insanın o tepelerden fıldır fıldır inmesine imkanı yok. Bence erken karar verdiniz. Biraz konuşalım. Konuşalım. Biraz konuşalım bence. Avokadodan başlayalım. Ya konuşalım. Mesela ha? Peki mesela avokadonun neyi tam olarak? Kıvamı mı? Hani? Ya böyle alırsın böyle koyarsın. Onun bir kıvamı vardır. Bıçaksız soyarsın böyle elinle. Ya bu senin cevizi değil mi? Dünya mısın? Falan mı? Bak acıktım hakim. Çocuklar. Ya sette böyle. Zaten hep avokadosuz sete çıkmadı biliyorsunuz. Tamam seti durdurdu ya. Defalarca avokado bekledik. Çıkmadı sete tamam. Yani bende hiç yaratıcılık yok bir şey yazarken. Rüyamda ne görüyorsam onu mu yazıyorum? Öyle bir şey söyleme. Estağfurullah. Bu biraz alınganlık mı gösteriyoruz şu an birazcık? Ben cevabı bildim. Benim cevabımı hala şu anda sabote etmeye çalışıyorsun. Ne dedim bir daha söyle. Cevabını söyle. Sen rüyanda gördüğün şeyleri yazarsın. Yanlış. Avokado mu bu? Avokado. Yok artık. Ben terk ediyorum. Stüdyoyu terk edebiliyorum şu anda. Ben ne yap? Sofi'nin dünyası mıyım ya? Gece rüyada gördüğümü sabah kalkıp yazacağım. Çok da mantıklı. Neden avokadoyu gelmedik? Telefonumu bir dakika bile yanımdan ayırmam. Çok stres olduğumda saçlarımla oynarım. Vallahi sinirlenince ütü yaparım. Stres olunca saçlarımı yolarım. Bu güzel mantıklı gerçi. En büyük hayallerimden biri başka bir gezegen keşfetmek. Kendime ait. İremus. Allah yollar çekilsin. İremus. Bak. Yani. Neden böyle bir şey istiyorsun? Belki kendimle ilgili insanlar bulurum. Belki inanıyorsun sen. Ait orada falan. İnanıyorsun öyle bir başka ha, bir evren. Başka bir evren, başka bir dünya olduğuna inanıyorum tabii. En çok kullandığın mecra ne? Instagram. Sadece merak ettim öyle. Sadece Instagram kullanıyorum da yanlış bir şey. Instagram'a sadece bakıyorum. Sete getiriyor musun telefon? Sete tabii cebimde taşıyorum. Bu arada ben birkaç kere gördüm. Yani kestik denince hemen böyle telefon sarıldığını gördüm. Ama her zaman da değil bence. Bir şey sorabilir miyim? Sinirlenince mi oynuyordun saçını? Yok. Yok soru neydi? İkinci şey neydi? Stres olduğumda saçımla oynuyorum. Sinirlenince ütü yapıyorum biz. Ne yap? Nasıl oynuyorsun? Gösterir misin? Hayır bir şey söyleyeceğim bak. Saçlarım normalde böyle topuz olur. Tamam mı? Ensemden de şuradan saç dökülür. Mesela evet. Sinirlenmenle evet, ilgili olan kısmı gelirsek. Ha? Sinirlenince orayla oynuyorsun. Orayla mı oynuyorsun? Evet, orayla oynuyorum. Olabilir bu. Ama bir şey oldu. İkna oldu mu? İkna oldu. Hadi basam, biri bassın ya. Aras bas. Hadi bas. Hemen topu. Ben saç diyorum. Bence de. Hiç tanımamışsınız beni. Arkadaşlar ben gezegen keşfetmek istiyorum. Gerçekten yeni halkım. Bana desen ki bir gökyüzü teleskop diyeceğim. Evren. Hiç bunun alakası yok ya. Ya dünya o kadar kaotik ki. Evet. Belki bana ait, benim gibi düşünen bir yerlerde bir uzaklaşmak istedin şu an. Kısmet hayırlısı inşallah. Allah yolunu açık etsin. İnşallah. Hiçbir zaman güne kahveyle başlayanlardan olmadım. Her zaman yeşil çay. Tam bir yaz insanıyım. Güneşi çok seviyorum ve bana enerji verdiğini hissediyorum. Enerjilere de inanırım. 3. Çok saçma ve garip bir huyum var. Biri istihdam dediğinde içimden ya da sesli tekrarlamak zorundayım. Ne dediğinde? İstihdam. 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 Evet, bunu düşünmemiştim. Neden istihdam? İstihdam. Hiçbir nedeni yok. İstihdam deyince için
şey oluyor. Evet. Bir de bazen şey... Stres mi oldu sen istihdam dedikçe? Peki mesela normal... Ha, onu soracaktım. İstihdam dedik mesela. Biz aramızda konuşuyoruz. Kimden de söyleyebiliyorum. Çok abartırsanız. Yok ha işte onu soracaktım. Kendi aramızda konuşmamız seni rahatsız ediyor. Bunun için ne yaptın mesela? Sadece söylemem lazım. Peki güneşle mesela şeyle... Güneşle ilgimiz yok. Bu büyük yalan. Tabii ben şunu mesela sormak istiyorum. Kahve... Ben kahve ikisi arasında geliyorum. Kahve yeşil çay mı? Kesinlikle kahve. Yeşil çay yani hayatında içmemiş olabilir. Öyle söyleyeyim. Ben cevap veriyorum. İstihdamlı muhabbetin doğru olduğunu düşünüyorum. O zaman bir tedaviye falan git yani doğruysa bilmiyorum. Hani istihdamlı. Doğru mu? Yeter be. Ya sana kıyamam. Böyle şey olamaz. En sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. İkinci bilgiyi veriyorum. Sırtımda dedemin dövmesi var. Kahvaltı yapmayı sevmem. Çoğunlukla da yapmam. Ne yapayım, fasulyeyle pilav mı yiyorsun sabah kahvaltı? Tercih ederim hocam. Kahvaltıya inanmadım ya. Ben de inanmadım. İnanmadım. Sen Antep'te bir kovalıyordun kahvaltı işlerini. Ne zaman yaptın dedenin dövmesini? 2009. Tamam o yalan oldu. Dövme gitti. Kahvaltıyı çok severim mi dedin? Kahvaltısız kahvaltıyı yapalım. Sevmem. Hayır sevmem. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar dalga geçtik bu dövme çıkarsa. Vallahi o dövme çıkarsa var ya ben buradan giderim. Çıkartıyormuş. Ben bunu kaldıramam. Bir şey söyleyeceğim. Aras öylesine de atmış olabilir oraya kuru fasulyeyi. Unutmuş olabilir bu sorunun şeyini. Ben basıyorum ya. Bas. Fasulye. Fasulye mi? Sırtımda dedemin dövmesi var arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Göster. Gösteririm sonra ya. Şuradan böyle bakarsan. Ya. Puf 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 diye harika. Yok eder misiniz burada ekstra bunu? Harika. Ne oluyor lan? Eba hep ben burada. Eba orada. Eba. Dede Engin, Engin dedem. Tanıştırayım mı? Tövbe estağfurullah abi tanısın. Sahilde kaykay sürmeyi çok severim. Sahilde kaykay mı? Sahilde. Sahilde. Sahil. Evet, sahilde. Böyle. Dedim ki tövbe estağfurullah nasıl bir ahtapotla beraber. Ben de yani. Ben de sol elle uçak sürerim. En büyük hayalim Al Pacino ile karşılıklı oynamak. Ben ilk uçak yolculuğumda Trabzon'a gittim. Trabzon Havalimanı tam olarak nerede? Yaklaşık 8 yıl önce falan gittim. Anneannemler orada oturuyor. Bir daha gitmedim. Al Pacino'ya nasıl değil diyeceksin ki? Değil. Değil. İstemem falan. Yani. Niye adamın Disney kastını gördüğünde heyecanlandın diye işini sorguladık Al Pacino'nun hikmeti olabilir. Seni neyi etkiliyor Al Pacino'nun? Yani neden onunla? Neden bir başkası çok değil? Çok seviyorum oyunculuğunu. Sırtında dövmesi var mı? Yoksa geç. Güzel bunlar anlaşılır. Bence tatlı. Sahilde kaykay... Var mı kaykay ekibi böyle şey? Abi aslında şöyle ben patenle başlamıştım. Paten ekibim vardı. Kaykay sonra tek başıma paten ekibi, kaykay bir... İkisi aynı şey değil. Ya patendir ya kaykaydır o. Şu caddeye an... falan gidiyorum. Caddeye an... geliyorsun. Evet. Neresine geliyorsun caddenin? Neresine kayıyorsun? Benim arkadaşlarım caddede ama ben Florya tarafında oturduğum için genelde Florya tarafında kayıyorum. Ha Florya'dan ama kalkıp gelip... Hayır ama caddeye geliyordum dedi. Şimdi çelişkili cevaplar veriyorsun. Abi cadde bizim ya. Ya işte. Cadde bizim yani. Güzel. Tamam bu da bir yalan. İki tanesi de gittim tamam. Aslında. Ben Al Pacino'yla oynama hayalinin doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru abi. Kim istemez? Kim istemez? Masal kahramanı Pinokyo'nun yaşamasını isterdim. Yaz ayında vazgeçemediğim beyaz kot pantolon. Çok sevindim. Ya Allah'ım ya. Bugüne kadar aldığım en sevdiğim hediye, ilk hediyem oyuncak araba. Tahmin bir soru sorun. Bu ne? Ayda. Hemen söyleyelim ama tamam mı? Tamam. Patlarsak aşırı güleceğiz bu arada. Tamam evet. Tamam. 1, 2, 3 o zaman. 1, 2, 3. Oyuncak araba. İkisi farklı şeyler söyledi. Ben biliyordum böyle olacağını. O yüzden dedim patlarsak. Güzel patladınız ama. Kot ama. Abi kot yapma gözünü seveyim. Ben niye? Seni hiç beyaz kotla görmedim. Hayal bile edemiyorum. Kurban olayım ya. Bir de düşsene şu fonda ilgili beyaz pantolonları düşünebiliyor musunuz? Oğlum böyle benim sırtımda... Sadece... Arkadaşlar birinci tura geçiriyoruz. Herkes arka cebine saklamış ama... Oğlum benim pantolon. Sırtımda beyaz kot pantolonun dövmesi var. Aa çok güzel. Hangi renkli araba ve modeli neydi? Siyah. Kara şimşek. Tabii konuşur böyle. Babadan bir araba hediyesi. Yani bir de... Olabilir gözüm ya. Doldu bak. Kara şimşek anlatırken gözüm doldu. Ya oğlum ah canım benim ya. Şu anda mesela uzaklaştım ben. Beyaz pantolonmuş gibi geliyor bak şu anda mesela. Daha da korktum. Ben 3 saniye bakınca beyaz pantolon görüyorum. Ne şu an? Buyur alayım. Çocukken aldığın ilk hediye araba doğru cevap. Doğru mu hocam? Pinokyo mu abi? Pinokyo abi. Arkadaşlar lütfen. Leyla ha sen de. Vay be. Rahat olun beyaz pantolon değil. Evet. Herkes rahat olsun. Bir derin nefes alabiliriz beyaz pantolon değil. Çok rahat. Abi, eyvallah. Seni hiç tanımamışım. Ben de.
Yani yok, iyi bir insan. Beyaz kotta gerçekten tutturduk. Avukat da beni çok şaşırttı. İstihdamda yıkıldım. İstihdam. İstihdam. Gerçekten o da beni çok şaşırttı. Dövme beni... Enteresan oldu, güzel oldu. Dövmen sizi şaşırttı. Bayağı. Dedeciğim, Allah rahmet eylesin. Tanıştık mı be? Tanışacağız ya, bakalım. Kaçış, Disney Plus'ta.